Hoş geldiniz arkadaşlar. 212 saatte Elder Scrolls Legends oynadıktan sonra sanırım bir video yapmam gerekiyor. Yani birkaç video yapmayı düşünüyorum en azından eğitim için. Yani çok iyi savaştığımdan değil. Lakin en azından size yardımcı olmak istiyorum yeni başlayanlar için. Ya hadi. Şimdi açıkçası çok zor değil. İngilizcem yok diye sakın şey yapmayın. Google Translate size yardım edecektir. Korkmayın, canınızı şöyle sıkmayacağım. Would you like coffee please? No thank you. Çok gıcık kapıyorum. Yani. Evet. Şimdi bakalım. Birçok çeşit kartımız var. Bu kartları asker olarak, item olarak, ondan sonra juma, action olarak, yani büyüler yapacağız. Heart of Stone'dan bence kat kat daha iyi. Şimdi bakalım biraz. İşte en klasik yerlere geçiyorum. İşte karakterinizi oluşturuyorsunuz, isminizi vesaire koyuyorsunuz. Şeyi vesaire bakıyorsunuz. Bu karakterinizi seçmeniz size ekstra çok fazla bir fayda sağlamıyor. 50 levele kadar gelene kadar size belli hediyeler veriyor. İşte Red Guard'ları seçerseniz daha fazla silah ve Red Guard şeyi alıyorsunuz. Wood Elf'i seçerseniz işte daha fazla yaralıları öldürme şansınız oluyor vesaire. Aragon'lar şöyle özellikleri var. Magicka ile alakalı. Magicka da şudur. Her tur size bir magicka veriliyor. Eğer yüzünüz yoksa ekstradan. Her tur size bir magicka veriliyor. Bu magicka da sizin kartları oynamanızı sağlıyor. İşte ne bileyim, bir birlik bir asker, sıfır magicka diyelim. Hiç magicka olmasa da onu oynayabilirsiniz vesaire. Bunlar da daha çok magicka ile alakalı askerler, size göstereceğim ileride. Bretonlar büyülerle alakalı daha fazla. Dark Elf'ler genelde ölürken düşmana fazladan vuruyorlar. High Elf'ler daha çok büyü spellerisiniz. Daha çok büyü kartı toplayabilirsiniz diyor. Imperial'ler bunlar şöyle. Birden çoğalıyor pezemekler. Hızlıca büyük ordu kurmanıza sağlıyorlar. Kajitler, hırsız pezemekler. Bunlar Pilfer denilen bir olay var. Size zaten göstereceğim. Pilfer, ki bugün ayın 29'u, yani aslında Morrowind DLC'si gelecek. Tabi orada bütün DLC'ler ücretsiz. En güzel tarafı. Ya yani parayla da alabilirsiniz ama ne gerek var 60 lira ödemeye. Şöyle, 1000 altın biriktiriyorsunuz. Aslında çok da zor değil. 1000 altın biriktirdikten sonra bir chapter alıyorsunuz. Yani bir bölüm. 3 bölümden oluşuyor genelde DLC'ler. Ki bugünkü gelecekte olan odur. 149 kart geliyormuş. Tabi bugün bir de ayın yeni şeyi. Ondan sonra juma. Kajitler, Pilfer ana kişiye vurunca bazı olaylar gerçekleşiyor. Bunları yapabilirsiniz. Kuzeyliler çok güçlü adamlar. Genelde saldırı güçleri vesaire fazla. Orklar, ne kadar fazla ork yan yana gelirse o kadar genelde güçleniyorlar. İleride göreceksiniz vesaire. Ben Red Guard. Şunun güzelliğine bak. Çok sanatsal bir isim. Şimdi bu kısa ıvır zıvırı geçtikten sonra asıl savaşlardan birine bakabiliriz sanırım. Size şuradan göstermek istiyorum. Evet, fark etmeyin, biraz sıkıcı geçiyor. İsterseniz atlayabilirsiniz. Destemizi oluşturmak için genelde 2 artı natural kartlar. Onlar da şunlar oluyor. Kullanıyoruz. Şöyle. Yeşil kartlarda ileride göstereceğim. Yeşil, ıvır zıvır, ıvır zıvır, ıvır zıvır. Ivır zıvır ıvır zıvır. Ha, mesela Beast Form. Beast Form'a dönüşmesi için saldırı yaptığınızda rünler var. Rün kırıldığında kurt adam oluyor. İşte şu işareti gördüğünüz kartın. Kurt adam da farklı özellikler genelde çok daha güçlü oluyor. Rün dediğimiz olay, 5 tane rünümüz var. Her 5 can kaybettiğimizde, ya yani mesela 30 can, 25'te bir rün, 20'de bir rün vesaire kırılıyorlar. Kırıldığında şey oluyor, kart çekiyoruz. Eğer prokesi ise, onu da ileride göstereceğim, bedavaya oynayabiliyoruz. Savaşa katabiliyoruz. Breakdown, bu da şöyle, saldırdığımızda düşmanın
canından fazla vuruyorsak onu ana kişiye vuruyor. Vır zıvır vır zıvır. Ha. Charge. Charge'da koyduğumuz anda saldırabiliyoruz. Charge şöyle, normalde kartı koyduğumuz zaman genelde saldıramayız. Charge yoksa ve battle vesaire yoksa. Cover genelde sağ lane oluyor. Bunlar gizli laneler. Kartı koyduğumuzda büyü yoksa adam ilk başta size saldıramıyor vesaire. Drain, can çalma. Ben çok seviyorum bunu. HS'den ayıran sizi çok fazla kısıtlamıyor Elder Scroll. Tert of Stone'dan ayıran bu. Yani ne bileyim, onda 30 kart varsa bunda 70 kart var. İnşallah ileride daha da artırırlar. 80, 90, 100 vesaire yaparlar. Belki 200, belki 2000. Onun haricinde, arenalar başka. Onun haricinde can sınırı, ya mesela 30 değil. 80 can yapabilirsiniz. Ben yaptım. 88 vesaire. Başka arkadaşlar daha fazla yapmıştır. Guard. Guardlar, iki lanemiz var. Sağ ve sol genelde. Kaos arena vesaire yapmıyorsanız veya göre. Hangi guard'ı koyduysan, ki başka bir guard var. Lida diye bir hanımefendi var. O iki laneyi de koruyabiliyor. Özel kart zaten. Guard'ı koyuyoruz sağa. O guard'ı öldürmeden veya susturmadan bize saldıramaz. Heal, iyileştirme, keywords. Bunlar Breakthrough, Charge, Drain, Guard, Lethal, Regenerate and Ward. Bunlar, Breakthrough'u söyledik. Kişiden şey, düşman askerinden daha fazla candan fazla vuruyorsanız karşıya vurursunuz. Charge, direkt koyduğunuz gibi saldırma. Drain, can çalma, sizin canınız çoğalır. Guard dedik. Lethal, ölümcül zehir. Adamın vardı yoksa, görüyorsanız, bir saldırı gücünüz de olsa, düşmanın 9999 canı da olsa, koyduğunuz anda gebertir. Regenerate, bu sizin askerinizin canını tekrar doldurur. Eğer ilk saldıran sizin askeriniz değilse. Bir turdan sonra direkt canını doldurur. 9 canı varsa, 3 canı kaldıysa tekrar 9'a doldurur. Ward, Ward da şöyle, destroy kart yoksa düşmanın, işte sarıdaki mızrak gibi, adam size letal olsa da canınızı indiremez sizin askerden. Bu arada letal sizi öldürmez direkt. Yani askerinizi öldürür. Last Gasp. Bu da son nefes. Genelde işte Dark Elf'lerde oluyor. Öldüklerinde merhum oluyorlar. Bir şey yaşanıyor. Magicka ıvır zıvır. Pilfer dedik, anlattık. Rünler, Sacrifice, kimine katlediyorsun. Silence susturuyorsun. Düşmanın silahlarını elinden alabiliyorsunuz askerinin. Ne bileyim özelliği varsa o gidiyor vesaire. Slay. Bu da düşman askerini öldürüyorsunuz. Sizin bir askeriniz slay, çünkü onda vardır. Ve bir şey daha yaşanıyor. O artık neyse. Steel çalmak. Treasure Hunt çok gıcık bir şey. Treasure Hunt kart avlar sizin sıranızdayken. Mesela der ki 1 artı 1 vereceğim eğer item bulursan. İtem çıkar. Adama veya iteme bir artı verir. O artık ne yazıyorsa kartta görürsünüz. Vesaire vesaire, yaralanma. Yaralanınca bazı kartlar var yeşillerde. Direkt yaralıyı öldürüyor vesaire. Bu da. Tamam. Daha bir sürü çeşit kart vardı da. Şimdi göstereyim. Ben direkten başlıyorum. Ranket var işte, 12 şey. Adım. Adım değil. 12 küme. Onlar için de farklı adımlar var. Geçince göreceksiniz efendim. Bir müzik bir şey mi açsak? Şimdi görmüş olduğunuz gibi karşı tarafım ve benim 30 canı var. 3 kart kabul ettik. İsterseniz değiştirebilirsiniz. Kaderinize veriyor. Gördüğünüz gibi 70 kart. Onun 50'lik seçmiş. Minimum 50 oluyor maalesef. Banketlerde ve casuallerde. Yani istediğiniz kadar azaltabilmeniz gerekiyor. En azından 30. Hi. Devam edelim. Gördüğünüz gibi bu Magicka. Şu üsttekiler, şu üstte görmüş olduğunuz şey Magicka. Solda kılıç olan saldırı gücü, sağdaki canı. Mesela bunun özelliği neymiş? Summon, koyduğunuz zaman gerçekleşecek olan şey. Can kazan, şey, drain kazanıyor. Gördüğünüz gibi drain kazandı. Onun işareti de şu. Bu drain ward'da işe yaramıyor. O yüzden adama vuracağız.
Lethal. Görmüş olduğunuz gibi Lethal ağzıma vurunca direkt öleceğim. Zaten gerek de yok. Zaten iki vuruyor, benim bir canım var. Askerimin. Shackle'da şu. Koydu, başka birini zincirliyor. Bir tur oynayamıyor. Guard koyalım. Ama diğer tarafa. Görmüş olduğunuz gibi bu guard'ın pilferi var. Neymiş pilferin özelliği? Move. Pilfer neydi arkadaşlar? Düşmana vurduğumuzda, ana düşmana vurduğumuzda tetikleniyordu. Bir saniye. Slay ve Progressive. Progressive tabi olmadı çünkü rune kırılmadı. Gelecek random olarak. Slay bizi katlettiğini, bir askerimizi katletti mi? Katletti az önce sanırım. Complete Contract. Bu Complete Contract da şöyle bir şey. Sıfır magical'ı bir şey veriyor, ona fazladan bir magical veriyor. Siz zaten göreceksiniz zaten, hani daha derin anlaşılmak nasıl. Evet, gördüğünüz gibi rünümüz kırıldı ve bir kart bize hediye etti. O, yani genelde taktik olarak düşmanın rününü kırmamaya çalışın, elindeki kart bitsin. Şu Lethal'ı gebertek. Devam edelim. Evet, şu an biliyorum biraz sıkıcı oluyor ama hani gösterebilmem lazım. Anlatabilmem lazım size tek tek, iyi yoksa aklınız çok karışır. Guard, misal bunun özelliği 10 magic'a çok şey. Summon, yani direkt koyacağımızda olanedeki bir düşmanı direkt öldürür. Muhteşemmiş. Şunu ben çok seviyorum. Bunun pilferi şudur. Adama vurduğumda tetiklenecek. Neymiş? Summon the top creature of your deck. Diyor ki, ki susturdu, görmüş olduğunuz gibi. Hop. Vursaydım adamı, direkt benim ilk gelecek askerim sağlık bedava koyulacaktı. Mesela support kartlarımız var. Bunu koyacağız. Bunun çok az kartlar var öldürebilecek. Kıracak. Bu mesela support kart sürekli bir şey verecek. Mesela ongoing olduğu için. Bunun özelliği de spider ini. Yani her tur bize bir tane spider ini. O spiderlarında farklı özellikler var. Tabii guard var. Şaka var. Vurdu. It's nothing personal. Evet. Misal. Bu görmüş olduğunuz gibi drain. Sola mı atsak? Soladan daha iyi olur. 3. Misal gördüğünüz gibi şat nidalar. Nidaların özelliği şu. Ne kadar nida kullanırsanız 3 seviye var zaten veya birlik bir kart var naturallerde, o nidayı geliştiriyor. Nida daha da güçleniyor. Misal bu nidanın özelliği -1/1 veriyor ya bir düşman askerine. İkinci levelinde -2/2 verecek. Üçüncü levelde bütün düşmanları -2/2 verecek. Ve bir magic'a. Bunu kullanıyordu şurada. Moraline gelen hatta hızlı güçlü, onu düzenlemeler lazım. Yani güçlü olsun da magic'ları biraz lazım. Onu düzenlemeler lazım. Vuralım şuna. Ha, charge mesela geldi. Gördüğünüz gibi koyar koymaz saldırabildim. Tabi oynadıkça göreceksiniz, yaşadıkça, savaştıkça. Çok taktiksel boş bir oyun. Oh my god. Sizce ne yapalım? Mesela şu. Bunu çok seviyorum ama canımız yok. Mesela canınız fazla olduğunda İki tarafa da koyar 4-4. Şu an zaten yanmıyor. Bu sarı bir şekilde yanar. Sarı kartlar olmasın buraya yanması için. Şunu şöyle koysak. Şunu da mecbur böyle koysak. Şimdi yenildikten veya yendikten sonra size şu anlık anlatacağım bir şey pek yok. Yani ileride zaten göreceğiz. Şu an aklıma gelen bir şey yok. If I fall, the East will reclaim me. Kill them all. It's nothing personal. Yine geldi gene. Can you please help me? Bu çok kötü. Bu misal dönüşecek kartlardan. Tabii öyle şey yazmıyor. 5-5'e dönüşecek, Valkyrie olacak, Drain kazanacak.
Bu Google Translate yaparak çevirebilirsiniz. O kadar fazla. Benim oynayışım çok önemli değil. Sadece size şeyi gösteriyorum. Nasıl oynandığını, işte kuralları, elimizde neler var. Daha çok şey var da ilerleme tipisi. Yoksa sıkıcı ve yorucu bir video oldu sanırım. Ama eğitim. Eğitim genelde sıkıcı ve gıcıktır biliyorsunuz. Evet. Sonuç olarak öldürebiliriz. Evet, keşke şey yapsaydık. Yani şöyle yapalım. Şöyle bir güzellik var. Oyun her türlü dönebiliyor. Siz ne kadar çok taktik yaparsanız ve biraz da şanslıysanız döndürebiliyorsunuz. Bakalım o şansımız var mı? Death comes to us all. Evet. Chimera guide us. Kachit will find a way in. Şunu atalım. Misal vurmayalım. Vurmayalım ki az kartı kalsın. Acıdan gebersin. Evet, misal bu sport yok eden kartların destroy an enemy sport. Şunu mesela veya şunu düşmanla olduğunda yok edebilir. Mesela bu başka bir spor. Diyor ki ongoing olduğu için sürekli kullanılıyor. Bize bir septum guard veriyor, şu zımbırtı. Zavallı asker. Ve her guard bundan sonra bir fazla vuracak. Koyalım şuraya. Şunu zaten kullanmak gerekiyor. Ne olursa olsun bu, çünkü 4 kullanılıyor pilfer. 4-4 katlanıyor her buna ve drain. Can çalıyor. Evet, ne geldi acep? İyi, bürokrasi. Bak, bedava kullanıyor gördüğünüz gibi çünkü bürokrasi. Öldürsem mi? Öldüreyim. O ne çıkıyor? Tamam, devam edelim. Sakin sakin gidebiliriz, sıkıntı yok. 5. küme, o da 5. küme. Herhalde LoL'de platine falan denk geliyor. Hani 12, 11 bronz olsa, 19 gümüş olsa gibi gidersek. Birden sonra da zaten direkt sizin rank şeyiniz yazıyor. Dünyada rank etiniz yazıyor olması lazım. Evet, vuralım. Canımızı çaldık. Canımız attı, 26 oldu gördüğünüz gibi. Assemble diye bir şey var robotlarda. İşte size iki seçenek sunuyor. Seçiyorsunuz. Ondan sonra... Şunu çok seviyorum. Düşünün. Bundan sonra gelecek diğer robot çeşitleri de onu alıyor. Tabii bütün robotlar değil. Göreceksiniz. Görmüş olduğunuz gibi kaybederken kazandık. Bu Drain'in güzellikleri. Yani pes etmenize gerek yok. Sonuna kadar savaşın, zevk alın, taktik uygulayın. Günlük görevlerimiz var vesaire, ıvır zıvır. O yılan sizi koruyor. Yani direkt sizi eski kümeniz düşürmüyor. Belli bir süre, çoğu uzun bir süre koruyor. Her ay 2-3 küme düşürüyor ama otomatik olarak size oyun. Sebebini henüz bilmiyorum. Sadece 212 saat oynadım. Sizle şu anlık paylaşabileceğim şeyler bu kadar. Videonun daha eğlenceli olması için ama aynı zamanda öğreticiliğini kaybetmemesi için lütfen bana yardımcı olun. Böyle komiklik mi yapayım yani, ne istiyorsunuz? Yavaş yavaş böyle gideceğim inşallah. Kesinlikle test edin. Yani ilk story modundan sonra sizi mecbur story koyacak. Kesinlikle oyuna kaydolun. Steam'e girseniz bile. Göreceksiniz. Çok zevkli. Gerçekten çok kaliteli. Gute Nacht.